Arkadaşlar merhaba, 35. bölümden selamlar herkese. Bir eldiven aldım, kışlık, sizlerle paylaşmak istedim fikirlerimi. Su geçiriyor mu, geçirmiyor mu, nedir ne değildir. Gerçi su geçirip geçirmediğini çekeceğim bu videoyu da. Bugün hatta çekeceğim ve devamını koyacağım. Ama sizlerle ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Bunlar... Ben daha önceden kaplı herik eldiven almıştım. Size resmini gösteriyor olacağım şu anda. Bu eldivenlerle hiç memnun kalmadım. Bana su geçirmez dediler. Geçirdi. Soğuk geçirmez dediler. Rüzgar geçirmez dediler. Geçirdi. Hatta güzel geçirdi. O şekilde söyleyeyim. Bir dünya para verdim. Yaklaşık 200 lira falan para verdim. 210 lira kargosuyla falan işte 210 lira ortalama para verdim eldivene. Eldiven deri çok güzel, destekli falan filan ama hani üst korumaları sert plastikten de normal, sadece şey yapmışlar, deriyle kaplamışlar, kalınlaştırmışlar, sünger takviye etmişler işlerine. Hatta benim bu ekipman videomun galiba 3. bölümünde, yani 2. ekipman videomda olması lazım eldiven. Merak eden arkadaşlar oradan bakabilirler. O eldivenden ben memnun kalmadım. Geçen kışta sorun yaşadım. Bu kışta havaların soğuması, sorun yaşamaya başladım. Kendime eldiven arıyordum. Ve buldum. Şöyle buldum. Decathlon'a gitmiştim. İzmir'de Optimum mağazasında. Bir baktım işte kayak bölümüne genelde bakıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Motorcuların kıyafetleri işte sırt, omurga koruma, işte dizlik, dirseklik falan filan böyle şeyler. Kayak sporuyla işte motor sporlarıyla çok benziyorlar birbirlerine. Onlarda da korumalı işte taytlar var, işte uçkurunu koruyor, bilmem neyini koruyor, kuyruk sokumu koruyor, yan petler falan var. Yazın mesela bunları kullanabilirsiniz, normal bir kot pantolonu. İçine de dizlik giyersiniz. Hatta korumalı pantolonların dizlikleri kaval kemiklerini korumuyor. Mafsallı dizlikler daha iyi misal. Onu mesela içinize giyip o taytı da çektiğiniz zaman normal bir pantolon ya da eşofman altı gibi bir şey yazın mesela giyebilirsiniz. Bazı arkadaşlar biliyorum şortla biniyorlar motosiklete. Onlar mesela daha iyi, şortla rahat eder. Denize giden bizim şeyciler var, apaçı arkadaşlarımız da var. Ya da 250'lik motora binen arkadaşlarımız var. Korumasız, ekipmansız binmesinler motorlara. Mutlaka hani o dediğim tight'tan şortun altına bile onu giyebilirsin. Şort gibi zaten. Onu şortun altına giyersiniz. Mafsallı dizliğinize takarsınız. Alt tarafı en azından bu şekilde korumuş olursunuz. Neyse ben bunlara bakıyordum Decathlon'da. Ondan sonra kayak bölümünden eldiven hani dedim. Bir baktım korumalı böyle bir tane kayak eldiveni falan var. Aynı benim kapma hebik gibi. Ama onun gibi parmak yanları yani şu kısımları şöyle göstereyim. Şu yan tarafları falan bez. Yani işte Gore-Tex kumaştan falan filan. Üstleri deri gene. İşte alt deri, takviyeli deri. Yok keçi derisi, yok eşek derisi, bilmem ne derisi falan filan bir sürü bir şeyler yazmışlar. Ondan sonra o şekilde ama o üşütüyor. Ben de önceki eldivenime benzediği için o eldiveni almadım. 139 lira bir fiyatı vardı. Hatta yanları turuncuydu. Eldiven siyah, yandaki kumaşlar turuncu. Dikkat falan çekiyor kayak eldiveni olduğu için. İşte fosforlu turuncu gibi bir şey. Ondan sonra bu vezeleri gördüm. Vezeler bu full deri, içi keçi derisiymiş. İşte burada şeyleri falan var. Aşınmaması için. Bunda da kayak zımbırtısını tutuyor ama beton mudur, baton mudur nedir onu tuttukları için. Orada da aşınmaması için yerleri var. Bir tek elinin şu üst kısmı şuraya şuraya kadar deri. Yani parmaklardan buraya kadar deri. Bundan sonrası bir kumaş. Bu şekilde. Zaten rüzgar orayı yalayıp geçtiği için genelde burası hiç üşümüyor. Yine parmaklar üşüyor. Ama şöyle söyleyeyim. Diğer eldivende elim donuyordu. Resmen yani bu uyuşma şu iki parmağım. Yüzük ve işaret parmağım uyuşmaya başlıyordu uçları. Zaten işaret parmağımı hissetmiyordum artık yani. Bunlar falan uyuşmaya başlıyordu. Hani artık böyle el avuçlarımı sıkıyordum giderken falan filan böyle hani 35 dakikalık bir yola 40 dakikalık bir yola çıkamıyorsun soğukta yani. Soğuk dediğimde İzmir soğuğu, ayazı, hava yani 8 derece, 6 derece falan yani. 6 derece ile 8 derece üşümeye başlıyordu. Bu motor eldiveni, bu kışlık eldiveni. Bunların böyle olmaması lazım. Üşüdüğü için ondan sonra bunu aldım. Bunda da elin sadece üşüyor hafiften. Normal yani soğuk. Elini cebine sokarsan ısınmaz yani ne bileyim. Normal yürürken olurmuş gibi. Yani normal bir soğukluk var. Uğuşma, karıncalaşma falan bunun işlere girmiyorsun hiç. Yani o derece. O da şöyle test ettim. Arkadaşlar merhaba. Sonunda buldum eldivenleri. Optimum'a gittiğim gün
Çektiğim videoda Optimum'a gidip büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. O yüzden eldiven tanıtımı yapamadım. 2 gün önce eldiven vardı. 2 tane kalmıştı. Gittiğimde eldivenler satılmıştı ve acayip kötü bir duyguydu yani. X small large vardı. X small oluyor eline ama tabii olmuyor. Parmak araları rahatsız ediyor. Ben de large'ını bulamadığım için vazgeçmiştim. Ondan sonra İzmir'de bir tane daha Decathlon var. Bir akşam oraya gittik yani tesadüfen gittik. Ben çünkü umudu kesmiştim artık eldivenden. İnternette falan yok, hiçbir yerde yok. Eldivenin normalde satış fiyatı falan zaten göstereceğim onları sonra. Ekstra durduğum zaman çekeceğim bir video daha, ekleyeceğim onu da bu videoya. Hiçbir yerde yok. Tesadüfen gittim ve bir baktım large kalmış. Hemen aldım ki Optimum'daki satış fiyatından 10 lira daha ucuz. Zaten 50 lira daha ucuz, 50-60 lira, 70 lira falan daha ucuzdu. 10 lira daha ucuz olunca artık yani ballı şerbetli artık nasıl diyorsanız ondan oldu. Müthişti. Eldivenler aldım. Yaklaşık 40 dakikadır falan alayım, 30-35 dakikadır falan kullanıyorum, 30-35 dakikadır. Ancak yeni yeni ellerim üşümeye başladı. Yani üşüme dediğim hafif bir serinlik var. O da normal. Yani şu anda yüzlere düştüm ama yani 120 ile standart otoban gidişinde 30 dakika ilerledim. Hiç gaz açmadım. Yavaşlamadım da. Ancak ellerim yavaş yavaş üşümeye başladı. Yaklaşık 35 dakika falan 120 km hızla gittim. Elim anca hani üşümeye başladı. Yavaş yavaş artık geliyordu böyle hani soğuma ya da karıncalanma değil de birazcık daha fazla üşümeye başlıyordu yani. O şekilde anlatayım. Ama onun haricinde şu anda çok memnunum eldivenlerden. Bugün hava yağmurlu. Yağmurda da deneyeceğim. 10.000 işte bilmem ne altında yağmurda testi yapılmış. Birazdan şeyini tablosunu da koyarım size. Onun resimlerini işte test şeylerini falan filan işte su geçirmez bilmem ne işte bu da keçi derisiymiş. İçi falan filan. Ben memnun kaldım, kullanışlı. En çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi şu, içi polar bu arada eldivenin. İçi polarlı, ince polarlı. Ondan sonra eldivenin içinde bir şöyle bir zımbırtı daha var. Siyah, işte su geçirmez, zavazingo. Ondan sonra eldivenin en çok sevdiğim özelliği şu arkadaşlar. İlk önce bunları takıyorsun, tamam mı? Motorda bile eldiveni böyle yok, indiğinde telefonla uğraşırken ya da bir şeyler yaparken apşaranı sıkıştıracaksın. Eldiveni işte oraya koydun, yere düştü bilmem ne derdi yok. Bunlar böyle bileklerinde asılı kalıyor. Her işini hallediyorsun. Ondan sonra tekrar diyorsun. Özellikle kurye arkadaşlar ya da pizza siparişi veren hani o çek tarzda işte çalışan arkadaşlar çok ideal. Kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatını soracağınız şöyle söyleyeyim size fiyatını. Bu arada bunlar sezon sonu. İnşallah kalmıştır. Ben konudan konuya çok atlıyorum ama biliyorum, farkındayım. Şöyle söyleyeyim aslında. Başa döneyim birazcık. Ben bunu almak için video çektim. Decathlon'a gidiyordum. Gaziantep'e hem Decathlon'a girişi falan filan bu tarz şeyler var orada. Gittim işte büyük bir hayal kırıklığıyla geri döndüm. Hatta aynı eldiven, yani eldivenin large vardı, bir X small vardı. Large yani işte almadım, 2 gün sonra gittim kalmamış. Yani o kadar çok pişman olduk ya, ama şöyle bir şey, önceki eldivenden bir sorun yaşadığım için hani nasıl diyeyim, işte su geçirmez dediler, rüzgar geçirmez dedi. Ben dedim birazcık da araştırayım, belki daha uygun bir fiyata bulurum. İnternetten alırım. Orada fiyatı, sezon sonu fiyatı 69 liraydı bunun. Ondan sonra ben eve gittim, araştırma yaptım. 99 liraya bir yerde var. Ve başka da şey yok, stoklarda yok falan filan. Hatta bu da onun etiketi. Yani 129-130 lira fiyatı var bunun. Şurada 130 lira, altta da 99 liraya düşürmüşler. Ondan sonra ben bulamadım. Birkaç gün sonra da İzmir'de ikinci bir Decathlon var. Ege Park'ın içinde, yani mavi şeyde, Balçova'da pardon. Balçova'daki gittim işte Yaman Kültür'e gitmiştik. Oradan Decathlon'a gönderdim. Hadi dedim gel dolaşalım falan filan. Ondan sonra girdim içeriye. Eldiveni buldum. O kadar çok sevindim ki. Hatta yani yaklaşık 5-6 tane daha falan vardı. Large'ından, X large'ından vardı. X small vardı. Siyahı falan vardı. Hemen large'ını aldım. Ve 69 liraya alamadığımı üzüldüğüm ürünü
eldiveni ben oradan 49 liraya aldım. Yani şu eldiven keçi derisi bilmem ne 50 liraya. Yani çok bence iyi ve çok ucuz. Belki İstanbul'daki arkadaşlar bulabilir daha uygun ama internette falan hiçbir şekilde yok. Kendi sitesinde mağazasında bile Wetsen'in pardon 100 TL yani 99 TL falan bir fiyatı var bunun. Ondan sonra fiyatını anlattık. Şimdi gelin en kullanışlı kısmına. Kargocu arkadaşlar bunu alabilir. 50 lira onlar için bir şey olmaması lazım. Çünkü çok üşüyorlar. Yani şu muhabbet 10 numara 5 yıldız muhabbet. Ondan sonra eldiveni giydik. Tabii ters girersen gelemezsin. Bunları her seferinde aynı şeyi yaşıyorum sabahları. O kadar dikkat ediyorum. Şurada böyle şey olan kullanım kitapçığı olan sola gelecekti şu. Bunu da keseceğim bu arada da size okurum gösteririm diye şey yapmadım. Kesmedim. Hatta okuyayım. Eldivenin santimetre vermiş. 22.2 22.7 demiş. 19.8 8.8 santimetre olarak ölçü vermiş. Ondan sonra Avrupa standartlarında large demiş. Eldiven large. Arkadaşlar hemen geçiyoruz. Arapçayı da geç, Çince'yi geç. Türkçeyi nereye yazdınız lan? Hemen Türkçe. Buldum ben. Allah. Adres yazıyor da. Acaba hepsinde adres mi yazıyor? Polyester, Molyester, Hidrobiyos, Polyester. Kaç dil yazdınız mübarekler. Hah buldum. Avuç %100 keçi derisi arkadaşlar. Avuç içi %100 keçi derisi. Süsler %100 polyester. Bilek %100 poliamit. Roba %60 poliamit %40 yani poliüretan yazmış. Hayvansal malzemelerden oluşan kumaş olmayan parçalar varmış. O kadar. Türkçe'de başka bir şey yazmıyor. Başta da santimetresi falan yazıyor. Diğer bilekte de var. O da aynısıymış. Evet. Giyerken adamlar şuraya bir tane ip koymuş ama bu ipe pek güvenmedim ben. Hani yırtabilir diye ben genelde tutup sağlam tutup şuradan işten öyle çekiyorum kendimi. Ondan sonra şu cırtı motorcuların en büyük sorunu hani açıldığında çıktığında işte yok buradan tut buradan çek eldivenle falan filan muhabbet olmasın diye adamlar şuraya araya bir tane lastik koymuşlar. Bu hiçbir şekilde yani şey olmuyor, sen her türlü tutup tekrar çekiyorsun. Eldiveni kolayca giydik, içi yumuşacık zaten polyester large benim elime gayet iyi bir şey oturuyor. Taba rengi güzel, siyah rengi de var. Çıkartırken işte şuraya şey koymuş, ip koymuş, buradan çıkart demiş ama o ipi çektikçe şekli şemali kayıyor. Zaten eldiven içi polar olduğu için çok rahat bir şekilde çıkıyor elinden. Ona da asılmaya gerek yok. Ondan sonra bunu cırtını taktık, bilek cırtını. Şurada bir olay var. Yani şu montunu falan içine sokuyorsun zaten. Şu kumaş. Etrafında bir lastik var. Şuradaki deri parçasından tutup çektiğiniz zaman bu zımbırtı tak diye büzülüyor. Tamam mı? Bunu yapmış adamlar. Ötekinde de aynı şekilde bir tane de siyah ip var. Siyah ip çektiğiniz zaman da komple açılıyor. Bu kadar pratik. Eldivende bunu yapabiliyorsun. Ve tekrar cırtı açıyorsun. Eldiveni çıkarttığın zaman cırtı da şöyle bir hareket yaptığın zaman zaten kapanıyor. İp şekilde çıkartır. İşine devam edersin. Yani adamlar kullanış açısından da 10 numara bir eldiven yapmışlar. Benim çok bunlar hoşuma gitti. Tek eldiven de yok, cırtı girmiyor, yok bileğimi içine sokacağım. Ondan sonra açarken yok, işte o plastik halkasının içinden çıktı. Bir daha öbür eldiveni çıkart, onu tak, onu cırtla. Dıdısının dıdısı yani anlayacağınız arkadaşlar. Bunu da şurada şey çekiyorsun, bu dip boğazı buradan büzülüyor. Mont falan içine girdi, hiçbir şekilde hava rüzgar girmiyor. Zaten bu şemsiye kumaşı gibi bir şey. Bilekten de girmesin diye sular elinize. Tekrardan gel aynı şekilde bir siyah bir bez parçası var burada işte. Onu açıyorsun. Adamlar güzel bir burada mandal sistemi yapmışlar. Böyle bir saniye göstereceğim size. Böyle bir zımbırtı yapmış adamlar.
Bu çektiğimiz zaman şuradaki şey esniyor. Şuna asıldığımız zaman düşüyor. Ve sadece buradan asıldığımız zaman da tak, bu tekrardan yerine geliyor. Ve bu şekilde çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eldivenin özellikleri bunlar. Yakından göstereyim. Burada bir VTS kapatmacısı var. Falan filan. Burada işte korumalı ve iki kat işte keçi derisi bilmem nesi. Eldiven birazcık çabuk kirlendi. Aynen. Genelde hep siyah kullandığım için kirlenmediğini zannediyorum. Demek ki onlar da kirleniyormuş. Ilık böyle sıcak sulu bezle çok da nemli yani diyeyim. Şakur şukur olmasın. O şekilde silebilirsiniz. Kimyasal falan vurmayın. Hani asitondur, alkol, kolonyadır. Taba belki boya olabilir. Hani şey yapabilirsiniz. Rengini açabilirsiniz. Böyle şeylerden uzak durun. Onun haricinde eldiven bu şekilde. Zaten büyük ihtimalle yağmur videosunda çekerim. Hepsini bir coverlarım. O şekilde. Sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Eldiven videomuz bu kadar. Bir de burada Nova Dry diye bir şey var. Bu da bir Gore-Tex gibi bir özellik büyük ihtimalle. Nova Dry işte su geçirmez miydi? Ne maddesi falan filan. Ha, ekstra alanında işte eldivenleri böyle her şeyde olan, ucuz eldivenleri de olan. Cengel gibi bizim burada var. Takıyorsun böyle bir ne kelepçe gibi bir şey olmuş oluyor. Hani bir yere asarken masarken işte falan filan ya. Boş muhabbet. Dediğim gibi arkadaşlar Decathlon'da fiyatı sezon sonu artık kalmadı. Yetişkin kayak eldiveni GL Dream Skype M Maron 15 diye bir şey yazıyor. Balko diyor. 129 liradan 49 liraya sarı etiket var üstünde. Almak isteyen arkadaşlara tekrar göstereyim. Odaklayıp odaklayamadığını göremiyorum. Şimdi bakıyorum evet şu tarafa doğru. Aynen. Large X Small'da var. Hanımefendi arkadaşlarımın için söylüyorum. Gayet iyi. Korumaları yok. Ama gayet dolgulu ve kalın bir eldiven. Motor kullanırken eldiveni taktım. Agresif hareketlere fazla girmeyin. Hani ben debriyajı birazcık yakalamakta ilk başta zorlandım. Birkaç kere yani bir kere falan stop ettirdiğim olmuştur. Hani kendinizi bir alıştırın. Eldivenleri varsayarak yani ilk kullanıyormuşsunuz gibi varsayarak kullanmaya çalışın. Çünkü eldivenler hani kendi eldivenlerinden farklı olduğu için birazcık hani yabancılık çekeceksiniz. Alışana kadar bir iki sürüşten sonra alışırsınız zaten. Hani bunlar arkadaşlar dikkat etsinler. Alıp hemen böyle ne bileyim işte debriyajı çat salayım, tekere yapayım falan filan. O işler bunlarla olmaz. Bunlar kış eldiveni bakın korumaları yok. Tekrar söylüyorum. Bunlar motosiklet eldiveni değil, kayak eldiveni. Motora binerken sakin kullanan arkadaşlar söylüyorum. Ben kullanıyorum, tercih ediyorum ama motor eldiveni değil. Bilginiz olsun. Tekrardan bunları söylemiş olalım. Eldivenlerimiz bu arkadaşlar. Görüşmek üzere.